derdimi. Merhaba sevgili Kanal 23 izleyenleri, Harput Ahengi programıyla bu akşam yine sizlerle birlikteyiz efendim. Bildiğiniz gibi Harput Ahengi'nde Elazığ Harput kültürüne hizmet etmiş çok değerli insanları konuk edip muhabbet ediyoruz. Efendim bugün de bu akşam da her ne kadar dışarıda da olsa, İstanbul'da da yaşasa, Elazığ halk oyunlarına, halk kültüre çok büyük hizmetler vermiş. Hakikaten çok değerli eski bir oyuncu. Sizleri de inşallah şimdi birazdan tanıyacaksınız. İstanbul'da Şalvarlı Dayı lakabıyla tanınan Remzi Aydoğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne var ne yok Remzi Dayı, iyi misin? Valla sağ olasın, Allah razı olsun sevgili yeğenim. Valla senden razı olsun. Teşekkür ederim. Valla sağlığımız yerinde tabii. Çok şükür. Biz geceleri saymadığımız için kendim 37 yaşında hissediyorum. Geceler sayılmaz mı sizde? Sayılmaz baba, uyuyorsun. Haberin yok. Haberin yok bir şeyden, yuhlusun baba. Nasıl evet, sayasın? Maşallahınız var, gelsiniz. Çok teşekkür ederim. Tabii saymazsan 37 oluyor. Olsun olsun, yine de saymıyor. Tabii. Yine de saymıyor. Benim niyetim öyle. İyi, çok güzelsin. Remzi Dayı, sevgili izleyenler, İstanbul'da yaşıyor, Germili köyünden Elazığ'ın, ama tabii onun hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. Orada şapkasıyla, şalvarıyla, yeleğiyle gezen çok değerli bir büyüğümüz, hakikaten orada bizi çok güzel yerlerde, çok güzel işlerde temsil ediyor. Biz de Elazığ'a geldiğini duyduk, hemen aradık. Sağ olsun o da kırmadı, geldi. Remzi Aydoğan, nasıl başladı bu hayat? Remzi Dayı desem, köyden alıp başlasak ne anlatırsın? Şöyle anlatayım. Evet. Ufacık bir sezere olarak beyan edeyim. 1939 Aralık ayında dünyaya gelmişim, Germili köyünde. Germili köyünde. Merkez köy Germili. Evet. Tabii ki şimdiki ismi Yedigöz olarak. Yedigöz. Yedigöze. Göze. Yedigöz olarak. Yedigöze. Biz Germili. Halbuki aslında 17 göze var da Yedigöz'e koymuşlar. Hadi demek düşüş var gözelerde. Herhalde. Evet. Şimdi o tarihten sonra tabii büyüye 12 yaşına geldik. Evet. Okula başladık. Yani o okul çağında bizim biliyorsunuz eskiden o tarihlerde, bundan 60 sene evvelden bahsediyoruz. Evet. Köyler birbirine çok yakındı, çok gider gelirlerdi. Hele yani, özellikle köy düğünlerinde. Çok önemli değil mi o zaman? Şimdi, sen ne diyorsun? Zaten yani, şimdi köy düğünü de başlı yok başına. Evet. Hani dört dördük derler ya. Evet. O bizim o devirdeki o düğünler 8-8'lik oluyordu. Ve hatta 10-10'luk oluyordu. Belki 10-10'luk oluyordu. Evet. Şimdi ben 12 yaşında buna bir merak saldım. Oyuna merak saldım. Düğünlerde mi? Düğünlerde. Köyde düğün oluyor. Şimdi eski isimle bahsediyorum köyleri. Tabii Şintil. Şintil'de düğün var. Giderdik. 4-5 arkadaştık. Şimdi arkadaşlar da hatırlarlar beni sanıyorum, seyrederlerse. İnşallah. Evet. Kenedeş'te düğün oluyor. Kenedeş'e gidiyoruz. Kozektek'te oluyor. Oraya gidiyoruz. Yani o ovada, o ovada yakın köyler hepsini dolaşıyor. Hepsini dolaşıyor. Gerçi haber de gönderiyorlar. Peki Remzi Dayı, oyunu kendi köyünde mi öğrendin? İlkin kendi köyümde öğrendim. O düğünleri seyrederek mi öğrendin? Seyrederek ve köyümüzde tabii ki halaylara dikkat ederek, hani hevesle merak da var ya. Seyrederek takılıyor, poçikte takılarak. Evet, gereği. Öğreniyorduk. Yalnız iki işi vardı. Allah rahmet eylesin. Maksut Çavuş'umuz vardı. Maksut Çavuş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Çok güzel ağır halı oynardı. Bir de onun yanında ismi Mehmet'ti de Bölük Dayı derlerdi. Lakabı. Bölük Dayı derlerdi. O da iyi bir oyuncuydu. Onlara evet takılırdım. Ha, ağır halayla. Onlar 3 ayağı da oynar. Ben şimdi 3 ayağı da unuttum yani. Allah var. Şimdi çoktan oynamıyor unuttum. Doğru. Fakat ağır halayın özünü onlardan oynadım. Hatta son zamanlarda bir düğün vardı köyümüzde. Şintil, Guyli, Kinederiş, Yukarı Kuk, Aşağı Kuk, Dadeş. Evet. Bu köyler hepsi toplandılar köye. Çok kalabalık bir düğün. O zaman Allah rahmet eylesin diyeceğim yine. Kendisini rahmet tanıyorum. Sarpıllı Ali Onbaşı da babamın ahbabı. Tönel'de beraber çalışıyorlar. Evet. Oraya gelmişler. O da gelmiş. O evet da gelmiş. Tabii onların o devirdeki yaşta insanlar ayrı bir yerde oturuyorlar grup evet olarak.
Biz o arada işte bir ağır haraya girdik. Onlar da bir yerde biraz böyle bir kırtık ağızlarına koymuşlar. Evet. Hoş hoş gelirler. Neyse Gırnaz'da davul karşıladılar, geldiler. Böyle bir kereste koymuşlar. Onların üzerine dizildiler. Biz de beş arkadaş oyun oynuyoruz. Bu kahtı yanıma geldi. Dedi yeğen, dedim buyur Ali abi, ne oynuyorsun dedi. Dedim ki ağır halay oynayayım. Bunun Türkçesini bilir misin? Dedim ki evet. Nedir bunun Türkçesi dedim. Dedim çaya indim taş bulamadım. Biraz mırıldanır mısın Remzi abi? Çaya indim taş bulamadım. Taş bulamadım. Taş bulamadım. Allah Allah. Haylo. Şimdi tabii böyle başlardık. Bazı bizim bu genç nesil pek bilmiyor işte suda balık diye söyleniyor. Hayır. Ha, suda balık da söyleniyor ama asıl, yok, o asıl bizim özü budur. Ağır evet, özü evet budur. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra o oyunlar devam etti. Tam yetiştik. Şimdi de düğün oluyor. Gelmeli gençleri davetli. Çağırıyor artık şöyle. Kineler hiç düğün yapar. Germeli gençleri davetli. Evet, ne güzel. Yani bütün köylerde bu hep böyle olurdu. Yani bizim köyde düğün oldu. Şintil gençleri davetli. Yani köyler arasında da bir bağı çok o büyük bağlar köy vardı. Düğünü sağlıyordu. Tabii. Şimdi tabii. Köy düğünü de pek kalmadı. Pek kalmadı. Bu samimiyet de kalktı maalesef, gibi. Maalesef. Tabii evet. Ki bunlar yani o eski bağlılık, o eski neşe, evet. O insanların birbirine geceleri kalanlar oldu. Misafiri bırakıyorlardı. Geceler onlara tandır ekmekten getirirlerdi. Kızarmış tandır ekmekten geldi. Yemek. Nana sarması. Allah Allah. Yani, düğün yemeği değil mi? Çok düğün yemeği de. Sarma vardı. Tabii canım. Pilav kavurma. Pilav üstü. Evet. Geldi millet karnı doyurdu. O zaman geceleri kahve oynuyorlardı. Kahve fincanla. Evet fincan. He, fincanla. Fincan oynuyor. Bir yüzük koydular altına. Yüzük arıyorlardı. Yüzük arıyordu. Saklanırdı. İki grup olurlardı. Evet. Peki bunu düğünde mi oynarlardı? Düğün bittikten sonra? Düğün bittikten sonra gençler aralarında. Kendi aralarında. Oynarlardı ve temel tökerlerdi. Kim kaybettiyse üzerlerine çıkar. Ya bu köşede şey iyi olmamış tekmelerlerdi. Yani eziyet ederlerdi. Tabii eziyet ederlerdi. Evet. İşte bu hani, da bizim orta oyunlarımız, seyirlik oyunlarımız. Dimiyete vere derlerdi yani yüzüğü bulana. Ne derlerdi efendim? Tekrar. Hara vere, elin dimiyete vere. Yani 12 buldun mu dimiyet oluyor hesapta. Dimiyet kaç oluyor. Taraf kaybediyor. Kaybediyor evet. O tamam. Kaybediyor orası. Bulamadılar mı? En sondan ikinciyi de... En boşu bulmadan ikinciyi bulursan onda da kazanıyorsun. Ha ikinciyi bulursan tabii, da kazanıyorsun. Sondan ikinciyi yani. Hepsini kaldırdım boş. Evet. İki tane kaldı burada. Evet. Şimdi biri dolu biri boş. Evet. Doluyu kaldırdın mı kazanıyorsun. Evet. Boşu kaldırdın mı kaybediyorsun. Fincan oyunu geçir karşı ekibe. Ha karşı taraf alıyor. Tabii karşı taraf alıyor fincan. Onlar kazanır onlar tabii. Biniyorlar köşe tabii, taş onlar temel töküyorlar. Şeye, tabii. Ve bunların bir belli müddeti var sayılara göre. Tabii. Kim kazanmışsa. Ne kadar güzel oyunlarımız kaybolmuş. Çok oynarmış. Deve oyunu oynanırdı. Deve oyunu biliyorum. Deve oyunu bilirsiniz evet, hatırlarsınız. Evet. Deve oyunu bir tane de fate vardı. Evet. Korlar üzerine çarşaf evet, giydirilir. Evet. O fateyi çamura atarlardı. O... Onlar elinde böyle siyatra yüzleri garalamışlar. Arap vardı. Arap var ya. Arap'ın koyucusu evet, ya. Evet, kovalarlardı. Evet. Vurduklarını yatırırlardı. Yatırırlar doğru söylüyorsun. Yatırırlardı. Bizim köyde oynandığı için bilirdim ben. Ama ne güzel oyunlar. Evet, çok güzeldi. Yok. Çok güzel. Ya maalesef millet de. Böyle yani coşardı. Evet. Coşku içinde de herkes. Büyük küçüğü. Maalesef hani maalesef o eski tatlar yok oldu sevgili Elazığ'dan. Evet, maalesef. İnşallah. Üzülüyoruz. Ama ne bileyim ben. Salonlarımızdaki düğünlerde de aslında bunlar oynanabilir. Niye taşımıyoruz onu da anlamadım. Ama oynanması lazım. Burada bir çok önemli bir şey belirtti sevgili izleyenler.
Dedi ki köyler arası öyle dostluklar vardı ki inanamazsınız. Köyden köye herkes gelip düğünde toplanır, o gece orada kalırlar. Evet. Misafir edilir, yemekler verilir, ikramlar yapılır. Tabii. O arada da oyunlar da oynanırdı. Tabii. Gelin almaya giderdik. Köylüler birbirine şöyle karşılardı. Mesela Tadım'dan veya Sarı Yakup'tan gelin alacağız. Evet. Gideriz. Düğün mahalline varır. Her şey durur. Üç kişi Binyami evine götürür. Yemek yiyecek. Eve taşınır. Eve taşırlar. Evet, o güzel. Gelen isterse bir kişi olsun. Ona göre hazırlık yapılmıştır. Eyvallah. Ona göre hazırlık yapmıştır. Ne güzel. Beş kişi ben götürürüm. On kişi o getirir. İşte öyle sonra. İmece usulü. İmece daha. Usulü. Ondan sonra yemek faslından sonra gelir. Düğün kız evinin önünde başladık halay çekmeye. Allah Allah. İşte tabii bunlar önemli şeyler. Maalesef kaybediyoruz. İnşallah kaybetmeyiz. İnşallah. Temel... Evet, ondan sonra yani siz o yörede tabii bu arada düğünlerden de bahsettiniz. Kaç gün düğün olurdu Remzi abi köyde? Bize Cuma'dan mı gelir? Üç günden başlar. Perşembeden gelir. Peşembe. Pazar günü biterdi. Maşallah. Ama öyle düğünlerimiz olurdu ki pazartesi gelirdi. Pazar gününe kadar Allah çalarlardı. Allah Allah. Evet. Haftalık. Evet. Evet. Yani benim köyümde evet. Allah rahmet etsin Şükrü Bey'in oğlunun düğünde bir hafta çaldı. Tam bir hafta çalındı. Allah Allah. Tam bir hafta çalındı. Pazartesi geldi. İzleyenler. Şimdi düğünler 2,5 saatte bitiyor. Maalesef. Evet. Bizi neşesi olur mu onun? Olmaz. Zevk yarabilir misin? Olmaz. Hayır. Oldu evet. Mesele yok o zaman. Yani. Ne yaradı yani? Maalesef yapacak bir şey yok efendim. O yüzden çok, de çok eksiklerimiz oldu. Çok çok eksikler oluyor. Peki hani, Remzi abi burada siz iş gereği mi gittiniz İstanbul'a yoksa ne emekli mi oldunuz gittiniz diye gittiniz? Hayır. Ben 1960 ihtilalinde askerdim. Evet. Mamak Mağber Okulu Trakya Lüleburgaz'da bitirdim askerliği geldim. Şofördüm. Hmm. Askerde. Subay servisini çekiyordum. Geldim. Ben dedim ki hani şoförüm ya. Baba rahmetliye Cadabı'nın baba bir ehliyet alayım. Şoför kapayım. Böyle durdu düşündü. İlkin olur dedi. Sonra ya oğlum dedi. Dedim niye baba? Dedi oğlum ben dedi senin dedi arabanın gidip geleceksin. Aha geldi. Aha lastiği patladı. Aha bir kaza yaptı. Hep dedi onun arzısını çektireceksin bana. Ben düşüneceğim izim alma. Almadı değerliyet. Almadım. Allah biliyorsun Allah. Almadı. Tabii kural bu. Baba dedi. Kural bu. Baba ne dedi emir, olur. Emirdir evet. Emirdir o. Şimdiki zamanla karıştırdım özür dilerim. Estağfurullah. Estağfurullah. sonra 6 ay kaldım. 6 ay sonra. Evet. Dedim ki baba o zaman sen bana izin ver. Tabii ki hepimiz köylüler dar gelirli insanız. Elbette. Köyümüz evet çok kültürlüdür. En ufak memur olarak kabul etsek ki ufak olmaz ki en büyük memur kabul edilir. Öğretmeninden tut. Evet. Doktoruna, albayına. Yani okumuşluk oranı yüksek. Çok kültürlüdür. Evet. Milletvekiline kadar çıkarmıştır. Evet. İşlerinde ben biraz zayıf kalmışım. Estağfurullah, estağfurullah. Gerçek bu. Estağfurullah. Buyurun evet. Tabi dedi. Gidebilirsin. Geldi. Benim biletimi kesti. Hadi Allah işin rast geldi dedi İstanbul'a. İstanbul evet. 1962 9. ayın 17'sinde İstanbul Vefa'ya geldim. Günü bile aklında sevgili evet. izleyenler Remzi Dahil'i evet. görüyor musunuz? Evet. Hala hafıza. Maşallah var hafızaya evet. bakın. Teşekkür evet. ederim. Orada kısa bir süre plastikte çalıştım. Evet. Efendim konfeksiyonda çalıştım. Tahtakale'de çay ocağı açtım. Evet. Efendim geçtim. Aksaray'da taksi şoförlüğü yaptım. Bizim Perçeşli Dursun isminde bir arkadaşım vardı. Abisinin arabası 59 Şavrole. Maşallah. Bayılıyorum ağabey. Şavrole zamanı. Evet. Kuyruklu. Evet. Gece 12'de alıyorum sabah 7'de bırakıyorum. Gece bir süre öyle çalıştık. Düğünlere falan da gidiyoruz bu arada. Tabii bu çünkü arada. Çünkü türkü müşkü söylüyoruz. Evet, evet 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 evet. Neyse bir süre sonra o iki kademe indirdi. Biri abi biri kardeş başladılar işe. Dedim o zaman bana yuvarla. Gittim Beyoğlu'na. Evet. Tokatlı yanında bir iş buldum. Bir süre orada çalıştım. Evet. Tarla başında ev tuttum. Bir süre orada çalıştım.
Bir ara boş kaldım. Baktım hani orada bekar hayatı yaşamak basit değil. Zor iş. Evet. Başgalıyorsun. Evet. Zardarı yok ki Allah'tan başka. Evet. Neyse bir tanıdık dostum vardı Sivaslı. Kendisi prodüksiyon amirliği yapardı. Evet. Ömer isminde. Allah selamet versin. Ölmüşse Allah rahmet eylesin. Evet. Dedi ulan dedi Remzi gel dedi şeye. Film şirketlerine gel. Evet. Set işi olarak çalış. Tamam. Olur mu Ömer? Bal gibi olur dedi. Başladık çalışmaya. Set işçisi olarak. Evet. Filmler çekilirken. Tabii orada... film çekilirken onların setlerini hazırlıyoruz. Evet, evet. Ona set işçisi diyorlar. Evet. Dadaş film, Erler film, Kervan film, Ozon film, Pesen film. Allah Allah. Duru film, Yılmaz Duru'nun. Yılmaz Duru. Bunların hepsinde çalıştım. Yalnız Yavuz Kılıç'la daha çok çalıştım. Bu Genç Osman yapımcısı, rejisör. Evet, şimdi evet. Yönetmen diyorlar da o şimdi zaman rejisör diyorlardı. Rejisör, evet. Rejisör Yavuz Yarım Kılıç. Ondan çok çalışırdım. Gel lan dedi Karputlu gel. O sormuştu sen neresin? Elazığ'ım ama dedim babaannem Karputlu. Eşo baba bibi derlerdi. Eşo bibi. Eşo bibi. Oh, Karputlu oh. Eşo bibi. Tam Karputlu Eşo bibi evet. Evet. Onunla çalıştığım zaman bir filmde hatırlıyorum. Yıldız Tezcan'ındı sanırım. Evet. Sevda Çiçek'in filminde set amiri oldum. Amir oldun artık. Evet, set amiri. Evet. Çocuklara düzenlemeleri tarif ediyorum. Onlar yapıyorlar. Ondan sonra da çekimimizde Kanlı Gürah filminde prodüksiyon amirliği yaptım. Oo, ilerlediniz efendim. Tabii. Prodüksiyon amirliği yaptım. İşte yeme işler, mekan tutulması hepsi bana ait. Evet. Yılmaz'la Koba Herif'ini Bolu'da çektik. Evet. Yılmaz Güney'in. Evet. İstanbul'a geldik. Islanca Ormanı'nda atlı sahneler var. Çekiyoruz. Evet. Öyle bir ara ne olduysa bir ara geldik. Arada. Dedim bura bana yaramaz. Dedi ne demek? Dedim valla bura bu film şirketler benim hoşuma gitmiyor. Bu ne dedim ya? Sevişmeler, mevişmeler. Biz dedim böyle şeye alışık değiliz. Dedi sen dedi bulaştı dedi. Sen de buradan gidemezsin. Bak Yılmaz Bey dedim. Ben buradan gideceğim. Sen de beni alkışlayacaksın arkadan. 1968'in sonuna kadar çalıştım o piyasada. Bir iki yerde görüntüm var. Kobayali'de, Uğur Emre'de, Ayağın Şun evet, filminde bir iki yerde diyecektim ama. Kanlı Günah'ta bir iki yerde ufak bir karelerim var. Evet. Oradan geldim Cevizli'ye. Benim bir haram oğlu vardı. Şu anda İzmir'de. Dedi ki ya dayım oğlu tekele eşya alıyorlar. Dedim tamam. Hı. Gittim Kartal'da eşi bulmaya kaydoldum. Evet. Tekrar ben döndüm mekanlara. Döndüm. 69'da benim bir asker arkadaşım vardı. Pallu Terzi Hacı vardı hatırlarsanız. Çalvardı Hacı. Oğlu Necdet Aytekin. Yeni caminin karşısında radyo tamircisiydi. Ay, onun peki. Dayısı vardı. Deli Paşa derlerdi. Terzi Deli Paşa. Deli Paşa evet. Evet. Derlerdi. O İstanbul'a gelmiş. Bana haber gönderdi. Dayım gelmiş. Ben de çok severdi. Yeğenden ayırmazdı. Geldim. Kentler Radyosu imalatını yapıyor. Hmm. Karaköy'de. Tabii. Evet. Dedi dayımı Cevizli'ye götür. Geldim. Singer'den bir parça lazımmış. Orada da tanıdık ahbaplarımız vardı. Onlara haber gönderdik. Dedim ki dayı sen git. Akşama bana haber gelecek. Eğer alma imkanımız olursa ben bu malzemeyi sana getireceğim. Asker arkadaşımın yanına bırakırıp sen oradan alırsın. Tamam dedi. İstasyona geldim. Onun biletini aldım. Trene bindireceğim sırada benim alanın oğlu çırağı arkadan bağırıyor. Remzi abi, Remzi abi. Ulan hayrola oğlum ne oluyor dedim. Kaçak cemal mı kaptırdın oğlum? Remzi abi kartın çıktı tekele. Ha iş çıktı. İş çıktı da. Güzel ama önemli tabii. Bir haber. Hatta rahmetli Paşa dayı dedi ki yeğen dedi ayağım uğurlu geldi ha. Dedim Allah senden razı olsun. Hakikaten de ayağın uğurlu geldi. Tekel gibi bir yere gireceğim. Velhasıl uzatmayalım. Geldim kart aldım. Gittim Kartal'da tasdikini yaptırdım işi bulmada. Atladım gittim uykuda kalmayayım. O zaman Cibali sigara fabrikasının oradaydı genel müdürlük. Hmm. O sigara fabrikasından bağlantı şey işlem yapılıyordu. Gittim gece Karaköy Oteli'nde yattım. Dedim kardeş beni sabahın saat 7.30'da uyandır.
Saat 8'de orada olmam lazım. Kıyafet hemen kavuşuyorsun. Yakın da evet. Ön kapanmaya gideceğim. Evet. Gittik neyse. Üçüncü sıra beni aldı. Velhasıl uzatmayalım orada. Kaydımız yapıldı. Mayan olduk. Bilmem ne olduk. 69'un 5. ayın 15'inde bize işbaşı verdiler. Evet. O tarihte ben geldim. Cevizli'ye yerleştim. Karşı tarafın kaldığım yıllar 8 seneyi dolduruyor. Belki biraz geçiyor 8 seneyi. Ama asıl bu taraf. He. Anadolu Akarsan geçtikten sonra 69'dan sonra şöyle bile şu anda 42 senedir Cevizli'de ikamet etmekteyim. Tabii evlendiniz, emekli oldunuz. Onlar 30 yaşında evlendim. Maşallah. 30 yaşında evlendim. Kesirlik'ten de evliyim. Güzel. Kesirlik'e de selam olsun. Ondan sonra derneklerle mi tanıştınız? Ondan sonra Cevizli'de. Tabii ki aile çok kalabalıktı. Babam rahatsızdı. Onun tedavisiyle nüfus 12-13 kişi hepsinin yüzü sırtıma bindi. Allah'a şükür içinden de çıktım. Oh ne güzel. Evet. Ondan sonra bu Mehmet Avcı vardı işte dedim size. Altı yolda ısı petrolün sahibiydi. Biz evet. Ona gittik. Bayram Coşkun ismi de benim bir kürem var. O da Sivrici Hazır Ağa köyünden. Onunla ayaklandık. Sonra Mehmet Avcı Nur'a da İzzet Altınbeş'e de geliyor. Rahmetli Enver abi de geliyor. Zaten İzzet Altınbeş'e orada görüştük. Allah selamet versin. Buradan selam olsun. Kabul ettiler. Biz de sana yardımcı olacağız dediler. Ondan sonra uğraşa 1992'de evet. 7-8 arkadaşın Mehmet Güngör de olmak kaydıyla biz bunun ön adımını attık. Evet. Mehmet Güngör'ün yazanında toplandık, karar aldık. Dernekte alkol olmayacak, siyaset olmayacak, kumar olmayacak. Evet. Sistem bu. Yani harbi dernek. Tabii harbi bir dernek. Evet. Geceyi tanzim ettik. Rahmanlar civarında zaten İstanbul'daki olanlar bilirler. Buradan İstanbul'a gidenler de çoğu bilir. Cevizli Rahmanlar, Kartal evet, Rahmanlar. Evet. Rahmanlar'da Şadırvan Salonu vardı. Restoran. Orada ilk adım attık. Hazırlık gecesi yaptık. Siz sonra, orada ne yaptınız? Sonra orada da yine oynadık. Oynadınız. Oynadık, eğlendik. Yine şalvarlı mıdırız? Tabii. Siz İstanbul'da çok şalvar giyiyorsunuz. O yüzden mi adınız şalvarlı dayı? Elazığlı şalvarlı dayı. Elazığ şalvarlı dayı. Evet. Ha isimlerimi bilenler de var, bilmeyenler de var. Ama Elazığlı şalvarlı dayı güzel. Ha Elazığ şalvarlı dayı dediğiniz zaman zaten herkes tanıyor artık hani. Evet. Yani soy isim gibi oldu bana orada. Ama tam bir marka olmuş. Marka oldu. Sonra başladık. 92'de açılışını yaptık. Sağ olsun hemşerilerimiz hep de büyük katılımda bulundular. Evet. Başladık çalışmaya. Koray ekibi işte sağ olsun bizim Mahmut Kahraman da o zaman talebeydi. Çok destek oldu. Evet. Folklor hocası şey vardı. Sabahattin. Sabahattin Sivrikaya. Sabahattin evet, Sivrikaya. Evet. Allah selamet versin. Öyle olsun. Fatih vardı. Konservatuvarda. Evet. Onlarından başladılar. Folklor öğretmeye. Sağ olsun çok da güzel elemanlar yetiştirdiler. Evet evet doğru. Çok güzel elemanlar yetiştirdiler. Sağ olsunlar onlar. Tabii bu arada ben hep mahalle oynadığım için hep onların ayağına uymuyorum. Benimle beraber oynayacak adamları seçiyorum. Onlar da sen evet. Hep ben ayrı mahalle oynuyorum. Yani. Mesela bir Mehmet Yağlı. Evet. Var bir kaç kişi. Ahmet Dil. Motor Süleymanlıoğlu. Evet evet. Evet. Bir daha ben oradaydım evet. Biriyle yine oynadınız. Evet, bir daha vardı. İsimleri pek hatırlayamıyorum. Bağışlasınlar beni. Evet. Ben de kendi sistemime göre Deriloy'u kendi sistemime göre oynarım. Yani şunu demek istiyor Rabzi abi. O tantiyini oynuyorum. Ben köyde ne oynamışsak orada onu evet, oynuyorum. Evet. Değiştiremedim. Asıl olan da odur zaten. Değiştiremedim. Bence de. Peki efendim bu geçen gece oldu. Orada arkadaşlarımız güvercin oynadılar. Ağırlama oynadılar. Beğendiniz mi? Vallahi o sevgili yeğenlerim, sevgili dostlarım, sevgili toprağımın değerli insanları beni bağışlasınlar. Estağfurullah yok. Rahat ol. Pek memnun kalmadım. Evet. Güvercin'de de ağır halayda da. Sizin bir Roza Hanım'la güvercin oyununuz var. Kız erkek oynadınız değil mi? Evet. 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 Geceye yine çıktık. Bizim sağ olsun sevgili yeğenim İstanbul Fatih müdüresi Rabia Babaoğlu. Rabia Hanım, Rabia Hanım. Çok sevdiğim bir yeğenim.
Dayı dedi bu gecede dedi tek oynatmayacağım seni. Dedim buyur yeğen. Yani tek biraz abes olur. Abes oluyor. Evet. Dedim nasıl olacak dedim. Peki ben tek kimle oynayacağım ben bunu? Dedi ki Roza Hanım'ı koyacağım senin karşına. Dedim yapma evet. Ben şimdi de hanım kardeşlerimden hiç oyuna çıkmadım. Dolu tıklım tıklım dolu. Merdivenler bile dolu insan. Dalanlar da çok büyük. Dedim daha seni nasıl kırayım ama dedim ben şimdi ona yetişemem. Dedi yetişebildiğimedir. Neyse kalktı biraz da konuşma yaptı Roza Hanım. Evet. Elazığ sevdalısı da bir hanım. Biliyorum efendim İshak Roza. Bey'in ablası İshak Tanoğlu'na da selam evet. olsun. Neyse konuşma bitti. Şeye başladı. Güvercine başladı. Karşıdan Rabia Hanım yeğenim yaptı. Daha artık korkacağız. Kalktı. Şansın yok evet. Kalktık. Evet. Başladık oynamaya. Tabii o bu tarafa geliyor. Seke seke. Ben bu tarafa gidiyorum seke seke. Tabii siz tam hakkını hakkını veriyorsunuz. Evet. Telefonumuz var mı efendim? Aranıyor şimdi biraz. Evet. Sonra oynadık. Sağ olsun Roza Hanım da fark etti. Ben biraz herhalde yorulduğumu hissetti. Ve sonunu bağladık. Hatırlarlar orada seyredenler. Tüm salon ayakta alkışladı bizi. Evet. Yani tabii bizim Elazığ'ımızın çok sevgili güzel. Hemşehrilerime teşekkür ederim şimdiden. Evet yani güzel bir oyunumuz. Tabii ki tek başına oynamıyor evet. o. Ha tek başına yaptım. Yalnız Ağır Halay'ı TGRT'ye yaptım. Evet. Onda Süleyman Baydilli yönetimindeydi. Evet bizim hemşehrimiz. Evet. Hemşehrimizdi. Evet evet doğru efendim. Sevgili Remzi Dayı İstanbul'da hala İstanbul'dasınız. Evet. Herhalde daha gelmezsiniz. Ya. Sanmıyorum. Şimdi 51 sene olmak üzere. Dolmak üzere. Evet. Niye geleyim buraya? Yani memleketim. Hatta bunu her yıl yayında, geliyorsunuz. Evet. Canlı yayında mesela bunu beyan ettim ben. İki sefer canlı yayına çıktım. Bu spor dolayı şey canlı yayına gelmişlerdi. Buradan hemşerilerimiz sağ olsunlar. Sordular bana. Elazığ'a geliyor musun? Her yıl gelirim. Be kardeş dedim. Kurban olayım sana. Benim höllüğüm oraya dökülmüş. Fark etmez. Benim höllüğüm oraya dökülmüş. Ha. Ben nasıl oradan vazgeçeyim evet, baba? Doğru. Her sene gelirim. 10 gün, 15 gün, 20 gün, bazen 1 ay kalırım. Dostu, ahbabı, köylümü, kentlimi, komşularımı hepsini ziyaret ederim. Mezarlığımda ziyaret eder. Geçer. Hadi dostlar Allah'a ısmarladık. Geçer giderim İstanbul'a. Evet. Zaten ben İstanbul'da yarı yaşıyorum orayı. Çünkü şalvarsız gezmiyorum. Taksim'de şalvarlı gezdim. Allah Allah. Buyurun sevgili izleyenler. Elazığ'da şalvar giymeyenler ne olsun bilmiyorum ama Remzi Dayı Taksim'de şalvardan geziyor şapkalar. İnan gezdim. Çok 8 gezdim. 8 köşe şapkasıyla üstelik türkümüz bile var. O benim babam. Biliyorsunuz bu ara kırk düğme giyiyoruz. Bu ara modern işte yelek gördüğünüz gibi. Şimdi efendim bir telefonumuz var. Ben onunla bir görüşeyim. Ondan sonra sohbete devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar efendim. İyi akşamlar Bünyamin abi. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum Fikret Bey. Siz misiniz efendim? Evet buyurun benim. Nasılsınız? Geçmiş olsun. Geceniz vardı. Marmara Elazığlar Derneği'ni atlattınız. Evet çok şükür. Çok güzel bir gece oldu. Bakanımızın, evet. sayın vekillerimizin katılımıyla, değerli hemşehrilerimizin katılımıyla çok coşkulu, keyifli, eğlenceli bir gece oldu. Gerçekten o yorgunluğumuza değdi. Oh ne güzel, ne güzel. Tabii ki gurbette Elazığ gecesi çok anlamlı, çok önemli. Doktor Fikret evet. Bey bizim konuğumuz bu akşam Remzi Dayı, Şalvarlı Dayı. Maşallah. Şimdi efendim tabii İstanbul'da yıllardır orada. Bütün gecelerde benim de gelip gittiğim gecelerde de görüyorum. Organizasyonlarda Şalvarlı Dayı şalvarıyla renk katıyor. Neler diyeceksiniz Sayın Remzi Aydoğan'la ilgili sevgili doktorum? Bünyamin abi ben öncelikle buradan hem Remzi Dayı'ya hem de sizin şahsınızda Kanal 23 ekranları başındaki tüm hemşerilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ederim. Remzi Dayı'yla ilgili olarak Remzi Dayı tabii çok uzun yıllardır tanıdığımız, gördüğümüz bir abimiz. Onu sadece burada böyle birkaç cümleyle tanımlamak, anlatmak güç. Elbette. Ama öncelikle bilinmeli ki
Hakikaten bizim öğrencilik ve aslanlık yıllarımızdan beri İstanbul'da katıldığım Elazığ'ın düzenlediği hemen hemen her etkinlikte Remzi Dayı hep en ön saflarda olmuştur. Evet. Yani ben şöyle ifade ediyorum, genellikle içinden Elazığ geçen her şarkının bir notasında mutlaka Remzi Dayı vardır. Gurbette yaşayan Elazığlıların tamamı genelde kendi çevresine, eşine, dostuna hep özlemle Elazığ'ı anlatır. Örfünü, adetini, sekiz göz şapkasını, şalvarını, yumurta topuklu ayakkabısını. Herkesin genelde karşısındaki insanda bir hayal gücü oluşturur. Ama biz bu anlamda çok şanslıyız İstanbul'daki Elazığlılar olarak. Çünkü evet, hayal gücüne gerek yok. Karşımızda Remzi Dayı gibi somut bir örnek var. Dönüp diyoruz ki işte aha, Elazığ Gakkosu böyle olur diyoruz ve bütün meramımızı çok rahat bir şekilde anlatabiliyoruz. Evet. Bu bizim için çok büyük bir şans gerçekten. Çok teşekkür ederim. Hakikaten sevgili Fikret Bey, tabii Remzi Dayı yaşayan bir Elazığ sembolü bana göre. Evet, aynen öyle. İstanbul sokaklarında gezen bir Harput. Evet, Taksim'de diyor geziyorum şalvarla. Kesinlikle öyle. Buradaki bütün Elazığlar her ne kadar içimizden geçse de hem sosyal hem de iş hayatımızda tabii kalkıp da yöresel kıyafetleri giyme şansımız pek yok. Evet. Birçok Elazığlı için bu kural geçerli ama bir tek Remzi Dayı için geçerli değil. İster doğru, siyasi, ister resmi, gayri resmi, her ortamda o kendi formatıyla, klasik Elazığ formatıyla gelir, oturur, baş köşede yerini alır. Efendim çok teşekkür ediyorum. Bu tabii ki Remzi Dayı 3 cümleye sığmaz ama vaktimiz sınırlı olduğu için Sayın Doktor Fikret Bey, son cümlelerinizi almak istiyorum hem Elazığ'a hem Remzi Dayı'ya. Buyurun efendim. Valla Remzi Dayı'ya Allah kendisine uzun ömürler nasip etsin. Biz de onun görüntüsünden, o havasından, o yaşamından arkadaşlarımıza, kendimize, eşimize, dostumuza ve çocuklarımıza örnek gösteririz inşallah. Ben hem tekrar sizlere hem de tüm ekran başındaki değerli hemşerilerime iyi akşamlar diliyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Efendim biz de iyi akşamlar diliyoruz. İstanbul'a selam, hayırlı akşamlar. Sağ olun. Başımız üstüne. Sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olasınız. Evet. Doktor Fikret Bey, Marat ikinci başkanı. Evet, Marat ikinci başkanı. Sayın birinci başkanın telefonu çok meşgul, ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız Mahmut Karaman'a. Remzi Dayı'yla bizim de bir maceramız var. Efendim 2002 yılında Kültür 2002 Bakanlığı... 2002 miydi? 2002 diye hatırlıyorum ama. Ben 2003 hatırlıyorum. 2003 müdür? Evet. Doğrudur. Öyle tamam. Kültür Bakanlığı otantiker koyunları yarışmasına şimdi 3 tane... oyuncumuz var ama bir kişi yok. Fakat 4'ten aşağı da olmuyor. Remzi Dayı sağ olsun o zaman buraya yine gezmeye gelmişti. Gezmeye gelmişti, yakaladık. Dedik ki Remzi abi, bize bir kişi lazım, hele senin gibi bir adam hele geçmez. Kırmadı bizi hakikaten. Orada bazı eksikler olmasına rağmen geldi. Oynadık, o zaman birinci de olduk, geldik. Remzi Dayı'nın böyle bir düşünün sevgili izleyenler, Elazığ'da 3 kişi bulmuşsunuz, 4. adam naz ediyor, yoktur. İstanbul'da yaşıyor Remzi Dayı, Elazığ'a gezmeye geliyor, rica ediyoruz ve bizi kırmıyor. Elazığ için, Elazığ için başka neye gelsin? Başka neyimiz olur? Geldi Ankara'da, gittik 3 gün 4 gün evet. Orada kaldık, hem de yarıştırar hem de en kralından yarıştırar geldik. Böyle bir anımız var bizim sevgili Remzi Dayı'yla, Çalvarlı Dayı'dan. Sağ ol, teşekkür ederim. O yüzden efendim bu Mahmut Karaman meşgulmuş, onu sevgili Fikret doktoruma söylerse Mustafa'cığım, o oradan başka bir kanaldan girer, telefonunu kapattırır. Değil mi? Mahmut Başkan tabi tebrikleri kabul ediyor, işte püsün gecesi bitti. Bunu ben bir daha anlatayım, müsaade eder misiniz? Tabii. Püsün gecesi sevgili izleyenler, tabi ki Elazığ'da musiki ve eğlence anlamında bir iş ama daha çok ücre dağlarda, köylerde kullanılan. Gerçi Sayın Başkan da bir oturumda anlattı, dedi artık bundan sonra kürsü başı diyoruz şeylerimize. Çünkü UNESCO'ya girdik, biz ocak başını kürsü başına taşıdık. Bildiğiniz gibi kürsü başı aslında aile içi toplantı yeridir. Ama ismi ve şeyi yakıştığı için bizden evvelki büyükler kürsü başı demiş. Bizler de bunu UNESCO'ya taşımış arkadaşlarım.
UNESCO'ya da küsurbaşı olarak geçmiş. Pusun gecesi de vardır yalnız onu bunu böyle söylerken tabii, yanlış anlaşılma tabii, olmasın. Tabii. Çoğu insan ilk defa duyuyor ismini. Sayın Mahmut Başkan grup çıkarmış bir yerlerden evvelallah piyasaya sunmuş. O yüzden bilginiz olsun. Bir de bizim burada Erikat var. Erikat bu hanımlarımızın bir derneği, Profesör Doktor sevgili Yasemin Açık'ın başkanlığını yaptığı bir yer. Orada kırk düğmeler, normal yelekler, efendim şapkalar yapılıyor. Biz de bu arada onlardan faydalanıyoruz. Tabii ki Atatürk Lisesi karşısında bunu almak isteyenler, bana soranlar, işte kırk düğme yaptırmak isteyeyim. Kırk düğme ağır bir iştir, Hemze dahi bilir. Evet. Özellikle o zaten zamanında bizim zamanlarımızda Antep'ten gelirdi. Evet, bakın şimdi burada yapılıyor artık. Sipariş verenler Atatürk Lisesi'nin karşısına giderler. Bir tane gönderirsin yiyen. Başımın üstüne Remzi Dayı'ya bir tane yollayalım kırk düğme. Çünkü yakışır valla, doğru söylüyorum. Teşekkür ederim. Başım üstüne. Bunu da başım buradan duyurmuş canım olalım. Evet Remzi Dayı, şimdiki düğünlere ne diyorsunuz sizin zamanınızdakiyle? Tabii Harman'daki düğünle salonu bir edemeyiz de en azından içerik olarak ne diyorsunuz siz? Şimdiki düğünler de tabii ki biz İstanbul'da daha ziyade illaki davul klarnet olur, bizim Elazığ yöreden düğün olursa ama kız tarafı Amerikan tarafı. İllaki olur. Ki ben illaki orada Elazığ oynarsınız. İlla oynarım. Peki size bir üzücü bir şey desem olur mu? Buyur. Biz Elazığ'da oynatamıyoruz maalesef. Allah Allah. Evet. Yani hepsi için geçerli değil tabii. Ama oynatamadığımız düğünler var maalesef. Üzüldüm. Maalesef. Evet. Buyurun. Düşünebiliyor musun? Benim Germil'de öğretmenim Bedir Hoca'nın çocukları şu anda Bursa'da. Evet. Onlar şimdi sıkıştırıyorlar. Erol'u senin tanıdığın bir evet, adam. Evet, evet. Onun oğlunun düğününe herhalde yelteniyorlar. İnşallah. Durmadan telefon yağıyor. İnşallah. Dayı sakın unutma ha, düğünü sen yapacaksın. Peki. Evet. Yukarı huklu Mehmet vardı. Bizde kardeşi açık ekmek fırınları var. Evet. Kamışlı'da bir yeğenim var ondan beraber. Üç oğlunun düğününü ben gittim Bursa'da yaptım. Yani ben organize Elazığ. Hep Elazığ. Davul klarnet. Başka şey de olur ya. Tabii başka şey de oluyor. Eğlenirler ama saz ekibi de oluyor. İçinde Elazığ var ama. İllaki. Şal vardı dayı orada. Olsun bir yani olsuz olmaz. Olmaz dersen o olumsuz olmaz. Evet. Olmaz. Elazığlıysan Elazığ o önlerini bileceksin. Kendi yöreni de yansıtacaksın. Kendi yöreni de yansıtacaksın. Ve Elazığ'ın müzik ve oyun kültürünü dünyada tanıtmak zorundasın. Empoze edeceksin. Efendim şimdi herhalde Mahmut Başkan'a ulaşamıyor arkadaşlarım. Kendisi çok meşgul. Yine de Mustafa'cığım 5 dakikamız kaldı ama siz ulaşmaya çalışın. 2 cümle alırız. Bırakmıyorlar herhalde, tebrikler yağıyor. Herhalde sanırım. Bu yüzden normaldir tabii. Tabii ki gayet normal. Tabii biz İstanbul'daki Remzi Dayı'yı sormak için aradık ama Sayın Doktor Fikret Bey kardeşim de size anlattı. Dedi ki bu kendilerine teşekkür ederim. Kelimelere sığmaz ama bir şey söylemek gerekse Elazığ'ın tek sembolü burada İstanbul'da. Ona bakarsanız Elazığ'ı harput görürsünüz. Peki İstanbul'da nerede aklınıza geldi şalvar giymek, 8 köşe şapka takmak, gezmek? Şimdi Bünyamin Bey yeğenim. Önceden sevdiğinizi biliyorum. Heves vardı zaten. Ben orada İstanbul'da hala kendi Elazığ'ımın örf adet geleneklerini yürütüyorum. Evet. Hiç tabii, değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok. Buyurun, yani içli köftesi haftada bir şey içli köfte yapılacak. Allahu Ekber. Biz size gelmemiz nana, lazım. Biz nana sarması olacak. İlla o ki olacak. Olmaz olmaz. Peki Elazığ'dan bir şey götürüyor musunuz ya da getirtiyor musunuz? Valla ben buradan Elazığ'dan tereyağı. Evet. Çökelik. Maşallah. Peynir. Bulgur murgur bir şey var mı? Bulgur da bazen ama götürüyorum yakınlardan da orada zaten biz de bulabiliyoruz. O aynı bulguları bulabiliyoruz. Tabii İstanbul'da. Ki. Bulunuyor. Ufak bulgur yani bizim dediğimiz çiğ köftelik bulgur. Evet ufak bir bulgur. Bir de iri bulgur. İri bulgur. İri bulgur filan değil mi? Bulgur. Biz onları oradan temin etme şansımız var. Evet. Ama tabii diğer şeyleri buradan tedarik edip götürüyorum. Ya ben geliyorum ya bizim hanım geliyor. Geri bir çay kalıyor. Yok malzeme maşallah geliyor. Bastuk götürüyoruz bazen. Orjik götürük. Allahu Ekber ya. Yani gurbette hoş oluyor değil mi? Olmaz peki mı? O sizdeki o birikim mi size şalvarı giydiriyor? Vallahi bilmiyorum işte. Evvel ahırı o heves, o merak, o insanların
Babam da çok şalvar giyermiş. 18 lira takım, şalvar takımı yaptırmış. Allah Allah. 18. Bizim köyde 18 liraya. Takım 18 liraya. 18 lira. Takım. İyi paramış. Şapkası, ceketi, şalvarı, kuşağı, ipek kuşak ama o zaman. Ta ipek de kullanmıyoruz. Kaşak gelirdi onlar o zaman. Son zamanlarda ulaştım ben ona. Bizim var. Ayakkabı. Bizim köyde Hasan Efendi var. Poçikli mi ayakkabı, yumurta topuğu, Allahu Ekber. Yumurta topuğu. Allahu Ekber, evet. Yumurta topuğu, evet. Ve Hayırlı Efendi vardı bizde. Allah nur içinde yatırsın. Oğlu Hasan Efendi bizi karşılardı. O da babamdan büyük ama evet. Çok saygı değer bir insan, nur içinde yatsın. Demiş acayip demiş. Hatip Cilpo 18 liraya şalvar takımı yaptı. Kıyamet kopacak. Allah Allah. O kadar acayip çok, bir durum. Acayip, çok kıymetli. O zamanın parası. Altın ama gibi. O kadar bir sevdalı ki o parayı ona verebilir. Tabii. Ben de o işte babadan intikal eden o sevgi, devam o sevda, onu devam ettiriyorum ben. Demek bu sevgili izleyenler, babadan kalmış bu iş. Biz de babam Elazığ harp sevdalısıydı. Tabii şalvar filan giymezdi ama sekiz köşe şapkası vardı. Biz de diyoruz ki Ramazanlarda eskiden Elazığ'da çok şalvar giyilirdi akşamları. Azalma görüyorum ya da başka şalvarlar görüyorum, üzülüyorum. Ama ben seviyorum. Ben de Remzi Dayı kadar olmasa da giyerim akşamları, teravihlerde özellikle. Şalvar Elazığ'ın sembolü bence. Sembolü, en güzel rahat giyimi. Evet, yani giymek lazım diye düşünüyorum. Remzi Dayı herhalde Sayın Mahmut Başkan'ın telefonu çok meşgul, ulaşamıyor arkadaşlarım. Son cümlelerinizi almak istiyorum. Bugünkü de gençlere, oyunculara ne tavsiye edersiniz efendim? Sevgili hemşerilerime buradan şöyle hitap edeyim. Elazığ Müziki Cemiyeti olsun, diğer kuruluşlar olsun, Elazığ'ın halkı olsun, tüm Elazığ'da toprağımın insanlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Yalnız şunu ilave edeyim. Harput'un müziki repertuarına kimse girmesin. Çıkamazlar içinden. Evet. Müzik kültürü değil zaman, Harput'ta içine girdiği zaman bir deryadır. Evet. Bunu bilsinler. Oyunlara oyun ne diyorsun? Oyun bakımından da keza yine Türkiye genelinde bizim biliyorsunuz meşhur sembolümüz Çaydaşlar Avrupa'da birinci gelmiş. Evet. Bunları bu gençler buraya yazsınlar. Ve oynasınlar. Ama doğru arkadaşlar, oynasınlar. Korkmayın, bir şey olmaz. Bizden sonra sizler devam ettireceksiniz. Yalnız doğru oynasınlar. Ama doğru oynayın. Yanlış oynamayın. Bazı oyunlarda yanlış oynanıyor. Yani evet. Bunlara dikkat edin. Ben çok bunu... kısa bir şey daha alıyorum. Buyur. Temür Ağa. Sağ mı sol mu? Solla oynanır. Elazığ'da kesinlikle sana oynanmaz. Tek oyun solla oynanan oyun Temür Ağa'dır. Tek solla oynanan bütün oyunlarımız içinde. Sağdır. Yani 60 senedir. Evet. Oynadığımız bütün oyunlar, yani burada gençlerin hepsi de biliyor ne kadar oynar ama eskiler tabii daha çok kalabalık oynardı. Dello Canı vardı, Tam Zarası vardı. Efendim hepsi sağ ama Temür Ağa solla oynanır. Yaralamayın. Evet. Solla oynanır Temür Ağa ve solu vurup sağa döndüğü zaman sorundaki senin oyuncu arkadaşlarınla birlikte hepinizin asker gibi bir tarafa bakacaksınız. Evet. Dönmek zorunda. Ki işten dönülüyor hepsinin bildiği Temür Ağa. Evet. İşten döndüğü zaman da bütün insanların, oynayan kardeşlerimin yüzü hep sola döner. Tamam. Peki, ondan sonra vurur çıkarlar. Remzi Dayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz aslında canım, buraya işleriniz var, geldiniz. Biz sizi hemen yakaladık. Siz de kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ayağına ederim. Ayağına sağlık, bilmiyorum, ağzına yeğen, sağlık. Ben, Allah sağlıklı uzun ömür versin. Memleketimizin kültürü için gücüm dahilinde Allah razı olsun. Mümkün olduğu kadar katkıda bulunmaya, dostlarımı, yeğenlerimi, sevdiğim Allah toprağımın insanlarına hepsine saygı ve selamlarımı, uzun ömürlü olmalarını, sağlıklı olmalarını diliyorum. Biz de size sağlıklı ömür diliyoruz. Teşekkür ederim. Ailenizle birlikte çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbetti. Sevgili Mahmut Kahraman'ı bağlayamadık. O da herhalde çok meşgul diye. Sağlık olsun Fikret Bey'den. Remzi Dayı'nın İstanbul'daki profilini aldık zaten. Elazığ ve Harput'u temsil eden, her şeyle temsil eden bir insanımız. Allah hayırlı ömür versin dedi. Bu da bize yetiyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim size. Evet sevgili izleyenler, Harput Ahengi burada sona eriyor. Haftaya pazartesi görüşmek üzere. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Esen kalın efendim.